Etkinleştirmek için 2 kez dokunun. Uzun basmak için 2 kez dokunun ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağa hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine ses dönüştürme işlemi yapan bir internet sitesi. Geçenki videomuzda incelediğimiz kadar kapsamlı bir web sitesi değil. Geçenki videoda incelemesini yaptığımız kadar gelişmiş ayarlara sahip değil. Ama yine de iş gören, iyi çalışan bir internet sitesi. Ayrıca onun geçenki videoda izlediğimiz diyorum hala. Onun geçenki videoda incelediğimiz internet sitesine göre bir avantajı var. O çoklu dosya dönüştürme işlemi yapabiliyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam 30 veya 40 dosyaya kadar ses dosyalarını dönüştürebiliyor. Ondan fazlasını, yani 30 veya 40 dosyadan fazlasını dönüştürmeye kalkıştığımızda o da ücret istiyor, ama en azından pek çok dosyayı, yani pek çok dosya derken 30 veya 40 tane dosyayı aynı anda dönüştürebiliyor ve istediğiniz kadar dönüştürme işlemi yapabiliyorsunuz. Dönüştürme işleminde bir sınırlama yok. Hani önceki web sitesinde olduğu gibi 10 kez dosya dönüştürdükten sonra 10 kez miydi, 5 kez miydi, onu da hatırlayamıyorum şu an tam olarak, ama işte dosya dönüştürme işlemi yaptıktan sonra abonelik falan istemiyor. Her gün, her istediğiniz zamanda istediğiniz kadar dosya dönüştürebiliyorsunuz. Gelin şimdi onun, o internet sitesinin incelemesini yapalım. Chrome. Etkinleştirmek için 2 kez dokunun. Uzun basmak için 2 kez dokunun ve basılı tutun. Chrome. %70. Çevrimiçi ses dönüştürücü. Şarkıları MP3'e ve iPhone için zil seslerine dönüştürün. Web görünümü. %60. Dosyaları aç. 2 GB. Bunun da yine dosyaları aç diye bir düğmesi var. Bir önceki web sitesinde olduğu gibi. Buna bastığımız zaman klasik bir dosya seçme ekranı gelecek. Basalım. İşlem seçin. İşlem seçin. Buradan. Dosyalar. Son. Dosyaların. Dosya. Ses dosyaları. Seçili öge yok. Düğme işaret. İki seçili. İki tane dosyayı seçtim. Tamam düğmesine bastığım zaman dosyaları siteye yükleyecek. Yine bir önceki internet sitesinde olduğu gibi dosyaları siteye hızlıca yüklüyor ve bir an önce işlemlere başlayabiliyoruz. Tamam düğme. Chrome. Tamam düğmesine bastım ve şu anda dosyaların yükleme işlemi başladı. Dosyalar şu anda yükleniyor ve yüklendi. Şimdi neler yapabiliriz onu görelim. Burası çıkış formatı, dosyaların buraya yüklediğimiz dosyaların hangi formatta olduğunu gösteriyor. MP3. Burada MP3 seçili farklı formatlara dönüştürebiliyoruz.
Burada da yine pek çok format var. Ama benim müzikçalarım sadece MP3 formatını okuduğu için ben yine burayı MP3 olarak bırakacağım. Burayla uğraşmayacağım. Siz istediğiniz formatı seçebilirsiniz. Devam edelim. Dönüştürmek için 64 kbps. Burada kalite ayarları var. Dönüştürmek için 64 kilobayt. Dönüştürmek için 128 kbps. Dönüştürmek için 128 kilobayt. Dönüştürmek için 192 kbps. 34. 192 kilobayt. Dönüştürmek için 320 kbps. Ben 320 kilobayt seçiyorum. Daha iyi performans veriyor. 320 kilobayt seçtiğimiz zaman ses, hani, dosya boyutu büyük oluyor ama ses daha parlak oluyor. Müziğin ayrıntıları daha rahat hissedilebiliyor. Benim kullandığım flash bellekte de yeterince alan olduğu için ben hep yüksek kalitede seçiyorum. Yeterli alanı olmayanlar düşük kalitelerdeki ayarları kullanabilirler. Devam edelim. Gelişmiş ayarlar. Burada gelişmiş ayarlar var. Bunlara bakalım şimdi. Evet, gelişmiş ayarlara bastım. 3.3 160 bit hızı 1.3.3 öye Bit hızı. 320 kebep bit hızı Bir saniye. erişilebilir talkback kapalı. Bit hızını değişken olarak seçiyorum. Talkback açık. Ana sayfa düğme. Bit hızı sabit değişken. Sabit şey bit hızlarında sabit ve değişken kavramları neydi? Onu geçen videoda açıklamıştım ama yine açıklamakta fayda var. Bazı şarkıların bazı yerleri yüksek sesli, bazı yerleri orta veya düşük sesli oluyor. Bit hızı ayarı da bunu dengelemek için kullanılır. Sabit bit hızını seçersek şarkının yüksek sesli olan yerleri ve düşük sesli olan yerleri hep aynı kalacaktır. Yani şarkının bir kısmı yüksek sesli, bir kısmı düşük sesli olacaktır. Değişken bit hızını seçersek şarkının yüksek sesli olan kısımları daha yüksek sesli olurken düşük sesli olan kısımları da yükseltilecektir. Değişken bit hızını seçmek her zaman için iyidir. 320 kbps. Değişken. 320 kbps. Menü pop-up düğmesi Bu demin daraltıldı. Etkinleştirmek. seçtiğimiz ayar 320 kilobayt. Burayla uğraşmıyoruz. Aynı oran. 44.100 kHz. Burayı 48.000 yapacağım. 30 48.000 kHz. Chrome. 48.000 kHz. Burası da yine bit hızı ayarlamaya benzer bir alan. Burasının rakamsal değeri ne kadar yüksek olursa sesin kalitesi de o kadar yüksek ve parlak olacaktır. Sesin derinliği ve ayrıntıları da o kadar iyi hissedilecektir. Kanallar 3 2 menü pop-up düğmesi. Yine ses kanalları mono veya stereo seçebiliriz. Ben her zaman stereo seçiyorum. Stereo seçmek diğer ayarların aksine seste çok hafif bir düşüklük
dürüstlük yapabiliyor bazen. Ama en azından müzik dinlerken müzik dinleme keyfini daha ayrıntılı ve daha zevkli hale getiriyor. Örneğin müzikte iki enstrüman kullanılmış. Enstrümanın biri birinci enstrümanın sesi sağ kanaldan, ikinci enstrümanın sesi sol kanaldan geliyor. Burayı mono yaparsak her iki enstrümanın sesi de tek kanaldan gelecektir ve bu ayrıntılı bir müzik dinleme deneyimi sağlamayacaktır. Ama burası stereo olarak kalırsa, burayı kurcalamazsak ki benim de size tavsiyem kurcalamamanız yönündedir. Müziklerde kullanılan her enstrümanın sesi ayrı ayrı kanallardan geleceği için müzik dinleme keyfiniz daha iyi olacaktır. Dinlediğiniz müzikten daha çok zevk alacaksınızdır. Devam edelim. Düzenleme kutusu 155 öğe 2 menü. Şu anda erişemiyorum ama burada sorunsuz başlangıç ve düzgün bitiş olmak üzere iki alan var. Bu iki alan. Anne video çekiyorum. Başlamam video atamam bir şey. Ne? Bu ben gidelim. Tamam. Merhaba. Şu anda erişemiyor olsam da burada iki tane alan daha var. Biri sorunsuz başlangıç, diğeri düzgün bitiş. Bu alanların bazen kullanılması yararlı olabiliyor. Ama ben bu alanları şimdi kullanmayacağım. Çünkü benim şu anda dönüştürme işlemlerini yapmış olduğum şarkılar hem sorunsuz başlıyor hem de düzgün bir biçimde bitiyor. Sorunsuz başlangıç ve düzgün bitiş şarkıların başını ve sonunu düzeltmeye çalışan fonksiyonlar. Mesela bir şarkı var diyelim. Başlangıç, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, şarkının giriş kısmı kesilmiş diyelim. Birdenbire başlıyor şarkıya. Sorunsuz başlangıç seçeneğini işaretlediğinizde şarkının sesi artarak başlar. Yani bu seçenek şarkıya kendince bir düzeltme eklemeye çalışır. Yine aynı şekilde düzgün bitiş pardon, çok özür dilerim. Yine aynı şekilde düzgün bitişte, yani düzgün bitiş seçeneği de şarkıya düzgün bir bitiş eklemenizi sağlar. Mesela yine örnek verelim. Bir tane şarkı var. Şarkının sonlarına doğru böyle son kısmı kesilmiş. Yani şarkı yarıda kesilmiş. Pat diye bitiveriyor. Bu da hoş bir şey değil. Buradaki düzgün bitiş seçeneği de şarkıya düzgün bir bitiş eklemeye çalışır. Yani bu seçenekleri, sorunsuz başlangıç ve düzgün bitiş seçeneklerini işaretlediğinizde şarkının sesi artarak, şöyle söyleyeyim, şarkı sesi artarak başlar ve sesi azalarak biter. Bu seçenekler başlarında ve sonlarında sorun olan şarkıların başlarını ve sonlarını düzeltmeye çalışan seçenekler. Bu sorunsuz başlangıç ve düzgün bitiş seçeneklerini işaretlediğinizde başlangıçları ve sonları sorunlu olan şarkılarınız, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu seçenekleri işaretlediğinizde
Başlangıçları ve bitişleri sorunlu olan şarkılarınızın sesleri artarak başlar ve azalarak biter. Bu seçenekler şarkıya sesi artırarak başlama ve azaltarak bitirme seçeneği eklemeye çalışır. Bir nevi başlangıcında ve bitişinde sorun olan şarkıların başlangıçlarındaki ve bitişlerindeki sorunları çözmeye çalışır. Ama benim şu anda dönüştürme işlemlerini yaptığım şarkıların ne başlangıçlarında ne de bitişlerinde herhangi bir sorun olmadığı için, yani şu anda dönüştürme işlemini yapmakta olduğum şarkılar düzgün başlayıp düzgün bittiği için ben bu seçenekleri kullanmayacağım. Gelelim diğer fonksiyonlara. Burada parça bilgisi de düzenleyebiliyoruz. Ama kısıtlı bir özellik bu. Star Music Tag Editor programındaki gibi ya da bilgisayardaki Windows Media Player'ın müzik bilgisi düzenleme kabiliyeti gibi detaylı değil. Burada sadece başlık, sanatçı, albüm, tarz ve yıl kısmını düzenleyebiliyorsunuz. Bir de şarkının yorum bölümüne bir şeyler yazabiliyorsunuz. Onun haricinde başka da bir şey yapamıyorsunuz. Ve son olarak Dönüştür. Düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. dönüştür düğmesine basarak şarkıları dönüştürmeye başlayabiliyoruz. Şu anda şarkıların dönüştürme işlemleri başladı. Bir tanesinin dönüştürme işlemi bitti. Diğerininki de bitmek üzere. Ve diğer şarkının da dönüştürme işlemleri bitti. Şimdi bunları indirmeye geldi sıra. Bunları istersek üzerlerindeki indir düğmelerine teker teker basarak ayrı ayrı indirebiliriz. İstersek de arşiv olarak indirme seçeneğimiz de var. Atıyorum 20 tane şarkıyı aynı anda dönüştürdünüz diyelim. Hepsinin de teker teker indir düğmesine basmak birazcık yorucu olabilir. Ayrıca bir süre sonra kafanız karışabilir. Acaba hangisinin indir düğmesine bastım? Hangisininkine basmadım? Ya da şunu indirdim mi, bunu indirmedim mi gibi karmaşalar ortaya çıkacaktır. Bu gibi karmaşalara meydan vermemek adına en aşağıda bulunan Advertisement. Zip olarak indir. zip olarak indir düğmesine bastığımızda dönüştürdüğümüz şarkıları bizim için bu web sitesi bir zip dosyasına sıkıştırıyor ve zip dosyası şeklinde indirebiliyoruz. Daha sonra ister Z Archiver kullanarak, istersek de telefonun kendi dosya yöneticisinin, biliyoruz ki telefonlarımızın kendi dosya yöneticilerinin zip dosyası oluşturma ve açma kabiliyeti var. Bu yeteneğini kullanarak bu zip dosyalarını açabilir ve içlerindeki şarkılarımızı alabiliriz. Ben şimdi hepsinin, gerçi iki tane şarkı dönüştürdüm ama olsun, yine de zip dosyası olarak indireceğim. Hepsinin indir düğmesine tek tek basmamak için zip dosyası şeklinde indirmeyi tercih edeceğim şu anda. Basıyorum. İlerleme çubuğu %5. Web görüntüleme. Zip olarak indir. Ana sayfa, düğme, navigasyon. Ayrıca geçenki videoda da bahsetmeyi unuttuğum bir ayrıntı var. Ondan da bahsedeyim. Buradaki indir düğmelerini veya zip olarak indir düğmelerini
üzerine basılı tutarak indirme bağlantılarını kopyalayabilir ve indirme bağlantılarını başka arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Daha önce incelemesini yaptığım web sitesinde de bu arşiv olarak indir seçeneği var ama onun arşiv olarak indir seçeneğinin üzerine uzun basılmıyor. O bağlantı kopyalanmıyor. Onun tek tek indir düğmelerini üzerlerine uzunca bir süre basıp gelen seçeneklerden bağlantıyı kopyala demeniz lazım. Yani buradaki indirme seçeneklerinin üzerlerine en azından bu site için şu anda incelemesini yapmakta olduğumuz site için konuşacak olursak bu sitedeki indirme seçeneklerinin üzerlerine basılı tutup bu seçeneklerin üzerlerine basılı tuttuğumuzda gelen menülerden bağlantıları, indirme bağlantılarını kopyalayıp başkalarıyla paylaşabiliyoruz. Paylaştığımızda örneğin bir arkadaşımıza gönderdik indirme bağlantısını. Arkadaşımız da tıkladı. Arkadaşımızın web tarayıcısında hangi tarayıcıyı kullanıyor olursa olsun herhangi bir sayfa açılmadan dosyalar indirmeye başlanacak. Yani bunlar bu şekilde bir direkt indirme adresine de dönüştürülebiliyor. Yalnız burada da bir ayrıntı var. Bu dosyalar 24 saat sonra bu bağlantılardan kaybolacağı için böyle bir şey yaptığınızda yani bir şarkı dönüştürüp indirme adresini başkalarıyla paylaştığınızda paylaştığınız kişileri bu adreslerdeki dosyaları hemen mümkünse hemen indirmeleri konusunda uyarın. Dosyaların 24 saat sonra bağlantılardan silineceği hakkında indirme adresini paylaştığınız kişileri bilgilendirin. Evet. Sekme değiş. Yüz yüz. Bakalım. İndirim gölgesi. Temizle düğme. Heh, dosyamız indirilmiş. Etkinleştirmek için iki kez. Chrome. Apoverlece. Ultimate ekran recorder for Windows, Mac, Android, iOS. Liste dışında. E-recording BG. Durdur. Durdur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu arada bu internet sitesinin bağlantı adresini de geçen videoda yaptığım gibi bu videonun da açıklamalar kısmına koyarım. Sizler de bu siteyi de yine deneyimleyebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa çekinmeden yorum yazabilir ve sorabilirsiniz. Sadece bu paylaştığım videolarla alakalı değil, farklı konularla alakalı sorular da sorabilirsiniz. Şayet bilgim varsa soru soracağınız konular ile alakalı bilgim varsa sizinle büyük bir memnuniyetle, büyük bir zevkle paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Ayrıca bu videonun sağ üst köşesinde bazı kartlar var. O kartlarda da benim kanalımdaki diğer içerikler, diğer videolar var. O içeriklere de isterseniz bakabilir ve kanalımdaki diğer videoları da bu sayede izlemeye devam edebilirsiniz. Keyifli seyirler.